Herkese merhaba futbol menajer mobilde Türk gücü münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki rakibimiz Borussia Dortmund Almanya kupası müsabakasında karşılaşacağız Dortmund'la. form grafikleri baya kötü son 5 maçlarında galibiyetleri yok. 2 mağlubiyetleri 3 beraberlikleri var. gelecek maç diyelim şuradan bakalım bir tahmini 11'lerine. Halant hala duruyor. Sabitzer katmışlar kadrolarına Leipzig'den. Reyna duruyor. Delaney duruyor. Bellingham duruyor. Gomez tanımıyorum. Belki de şu anki kadroda vardır. Hatırlamıyorum. Ee, hücum hattına baktığımızda bütün oyuncuları 5 yıldız. Ee, orta sahadan geriye doğru baktığımızda da 3 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız civarında ama hücum hattı bayağı tehlikeli gözüküyor. Takım raporuna baktım mı tabii ki bizim için e, yeşil şeyler yok diyecektim ama varmış yine 4-5 tane. Takım ruhu düşükmüş. Bu sezonda plasmanda sıkıntı çekiyorlarmış. Likteki en kötü ceza istatistiklerinden birine sahiplermiş falan filan. Şimdi ilk maçımıza geçelim bu videodaki. Bir de bu arada artık her videoda 5 maç oynamaya karar verdim. Maç sayısını bir arttıracağım. Normalde 4 maç çekiyorduk her videoda. Artık 5 maç çekmeye çalışacağım. Devam diyelim hızlıca. Evet. Devam dedik yine. Dedem de televizyonun sesini açtı. Anasını satayım böyle işin ya. Evet taktikler dedik. Şuradan bakalım bir kadromuza. Evet her zamanki kadromuzu bozmayalım. Sadece şuradan kontra diyelim artık haddimizi bilelim. Çünkü güçlü bir ekiple oynayacağız. Aslında çok önemli bir de maç değil benim gözümde. Tabi geçersek iyi olur ama yani sonuç olarak bir Bundesliga ekibiyle e, mücadele ediyoruz. Ve bu Bundesliga, de, ekip, bu Bundesliga ekibi de en güçlü Bundesliga ekiplerinden birisi. İki tane takım var zaten Bundesliga'yı egale eden. E, domine eden ya da nasıl söyleniyorsa. Bayern Münih ve Dortmund. Biz de Dortmund'la yapacağız karşılaşmayı yapıyoruz daha doğrusu. Evet ilk 3 23 dak ilk 3 <laughs> abi niye konuşamıyorum ben? İlk 23 dakikada gol yemedik çok şükür. Ama şu an tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyorlar ve yedik golü. Giovanni Reina ile 1-0 öne geçtiler 30. dakikada. Ben İnan de görüyorum. İnan Oço maçın başında yok gözüküyordu. Ama tabii o tahmini 11'di. Demek ki gerçek 11'de İnan Oço da varmış. Ak günle beraberlik şansını yakaladık ama değerlendiremedik. 45 artı 2 oynanıyor şu an. Topa sahip olmada 54'e 46 üstünlükleri var. Şutlarda bizim üstünlüğümüz var 5'e 3. Kaleyi bulan şutta da aynı şekilde bizim üstünlüğümüz var. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık Reyna'nın attığı golle. İkinci araya başladık. <laughs> Evet 2. yarı başladı başlayalı henüz önemli bir atak yok demişken rakibin atağı var yine. Ve 2-0'u buldular Avila'nın go attığı golle farkı 2'ye çıkardılar. Evet maçta son 15 dakikaya giriyoruz. Ee, çok ağır bir mağlubiyet almadık bu bizim için güzel bir şey. Yani sonuç olarak Dortmund'a 2-0 yenilmek bence e, çok anormal bir skor değil. Anormal bir yenilgi de değil aynı zamanda. Ondan dolayı e, bizim amacımız bir an önce şu maçı tamamlayıp artık lige tekrardan konsantre olmak olacak. Etkili noktadan serbest vuruş kullanacaktık izin vermedi oyun ve maç 2-0 sonuçlandı 2-0 mağlup olduk Dortmund'a ve Almanya kupasına veda ettik. E, belki bu veda bizim için daha iyi lige daha iyi adapte oluruz. Sıradaki maçımız şeyle Wolfsburg'dan ama ondan önce Antalyaspor'dan Spor'dan Berke'ye bir teklif geldi. 5,5 milyon euro. Aynı zamanda Hanover ve Luzern'de 5,5 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Yani transfer sezonunun bitimine yakın 2,8 milyon euro civarında bir teklif vardı. Reddetmiştik. Berke'ye de fazla forma şansı verdik bu sezon şeye göre. Malik Batmaz'a göre ve o da bizi güvenimizi boşa çıkarmadı bizim güvenimizi ve 13 gole falan ulaştı. Daha darktır daha yüksek fiyatlarda satabiliriz. Ve ligin şu, şu, noktasında da bu oyuncuyu satmayı düşünmüyorum. Reddet ondan dolayı. Devam diyoruz. Ligde şu an 4. sıradayız. Evimizde Wolfsburg'la oynayacağız sıradaki maçı. Keskin'in sakatlığı bitmiş. iyileşmiş. Do Wolfsburg'da 3. sıradaymış şu an. Şuradan taktiklerden hemen kadromuzu bir daha kontrol edelim. Evet kondisyon açısından düşük olan bir oyuncu yok. Ee, şurada kadro dışı bıraktığım yedi almam gereken oyuncu var mı diye kontrol ediyorum. Yok. Oyun şeklimizi tekrardan kontrollüye getirelim. Her yerde pres, hücum, ara toplar karışık. Devam dedik ve maçımıza başlayalım. Rakibin iki eksiği var. Birisi önemli bir isim Arnold. Diğer oyuncuyu tanımıyorum. Arnold da hala Wolfsburg'u bırakmamış yani. Hani bazı futbolcular kariyerini bir kulüpte sürdürüyor. <laughs> Kariyeri boyunca bir kulüpte sürdürüyor futbol yaşantısını. Arnold da oyunculardan birisi olmuş. Yapay zekada da hala farklı bir kulübe gitmemiş. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet topa sahip olmadan rakibin üstünlüğü var. Şutlarda da kaleyi bulan şutta da. kaya ee, Gümüşkaya. Özkaçar. Evet son 30 dakikaya giriyoruz maçta. Hadi oğlum. Gümüşkaya savunma araya girdi. Kornel kullanacağız. İçeri doğru bir orta. Brekalo. Yılmaz aldı yine topu. Gümüşkaya. Akgün'ün şutu üstten avuta gitti. Son 5 dakika artık. Oyuncu değişikliği yapmadık. Yapsa mıydık? Yapmadık ama uzatmayı da göstermedi hala hoca. Hoca ne zaman göstereceğim uzatmayı? 4 dakika uzatma verdi. Saniyeler kaldı artık. Ve 0-0 sonuçlandı karşılaşma. Evet. Bir puan alabildik bu maçtan. Cenk kaçara eleştiri okları var. Gösterilen ortamının altında performans Türk gücü kulübünü aşağı çektiği yönünde iddialarda bulundu. Bir sorun yok diyelim abi. Devam diyelim. Sıradaki maçımız Han Hannover'le olacak. Bize teşekkür etmiş Cenk. Bize teşekkürü sözde etmeyeceksin Cenk'cim. Nasıl edeceksin teşekkürü? Gösterdiğin performansla. Evet devre arasına mı girdik ne oldu? 14 gün var sıradaki maça. Belki de milli takım arasına girdik. Şuradan hemen bir şeye bakalım. 14 maç oynamışız şu ana kadar. 24 puan toplamışız. Birinci sıradaki ekip de 30 puan toplamış. 3 maç sonra falan zaten devre arasına gireceğiz. Bu 3 maçı oynadıktan sonra videoyu sonlandırırız. Ondan sonra da bir dahaki videoda da transferle uğraşırız. Evet Hanover maçına artık geldik. Hanover kaçıncı sıradaymış? Hemen şuradan bakalım. Ee, tahmini 11'leri kanat bek olarak oynuyorlar. Ee, orta sahayı biraz yoğun tutmuşlar. Forvet hattında iki forvetle oynuyorlar. Ee, çok kaliteli oyuncuları var. Oyuncuları da var. Kötü oyuncular da var. Mesela Haraguchi Nin Yıldızı ve Şifire'nin Yıldızı yarım yıldız derecelendirmesinde. Onun dışında Evina var 3.5 yıldız. Franke var 3.5 yıldız. Bunlar da kaliteli isimleri. Bir dakika. Takım raporuna bakalım. Önemli anlarda doğru kararlar verme konusunda çok iyiler. Ligde en çok gol atan takımlardan birisi. Bu sezon 5 lig golü en çok gol atan oyuncuları Mistaks. Tecrübeli fakat yaşlı bir kadroları var. Takımları hız konusunda biraz zayıf. Bundan faydalanabiliriz. Takımları yaratıcılık konusunda biraz zayıf görünüyor. Ligdeki en kötü ceza istediklerinden birine sahiplermiş. Ligde 8. sıradalarmış. Biz de 6. sıradayız. Evet. Şuradan taktikler diyelim ve kadroyu bozmadan yine devam edelim abi. Evet diyelim. Bu videodaki 3. maçımıza çıkıyoruz. İlk maçımızda Dortmund'a Yenildik ve Almanya Kupası'na veda ettik. İkinci maçımızda da Wolfsburg'da 0-0 berabere kaldık evimizde. Şimdi de deplasmanda ile karşı karşıyayız. Rakibin bir hata var. Korner kullanacaklar ve sonuç alamadılar. Bir daha rakipte top. Bir şut daha çektiler yine korner kullanacaklar. İçeri ortaladılar yine sonuç alamadılar. Evet 30. dakikaya geldik hala hatamız yok abi. Rakip bastırmaya devam ediyor ve sonunda da golü buldular. Philip Förster'le 1-0 öne geçti Hanover. İlk yarı bitmeden bir karşılık versek çok güzel olacak ama verebilir miyiz? Veremiyoruz. İlk yarı rakibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda inşallah oyunumuzu daha da güzelleştiririz. Gol ve goller buluruz diye umuyorum. Sevinç Bozdoğan, Sevinç Akgün kaleci kurtardı orada. <laughs> Akgün Yine savunma girdi araya. Kornel kullanıyoruz. İçeri doğru orta savunma girdiğine. İçeri doğru orta savunma girdiğine araya. Baya iyi bir savunmaları var. Atak yapmıyor değiliz yapıyoruz ama savunmaları hep ataklarımızı bozuyor. Kaptık orada topu. Berke 1-1 yaptı skoru. Eşitliği yakaladık 70. dakikada. Daha 20 dakika var. Şuradan oyun şeklimizde birkaç değişiklik yapalım. Biraz daha tempoyu hızlandıralım. Tamam mı? Biraz daha yaratıcı oynayalım. Ee, onun dışında karışık şekilde oynayalım. Dizilişte de bir değişiklik yapacağım. Orta sahaya bir Hasan Ali adı güzeli alacağım. Onun dışında ne yapabiliriz? Berat'ı alalım bir de. Berat'ı da defansif oyun kurucu rolünde oynatalım. Ee, ve de Maliye Bayadır forma şansı vermiyoruz. Berke'nin formu yüksek ama Maliye de arada oynatalım. Forma şansı verelim. Son 20 dakika taktiksel değişiklikler yaptık. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Ee, bakalım golü bulabilecek miyiz galibiyeti alabilecek miyiz 2 maçtır galip gelemiyoruz maalesef rakibin hata buldular golü değişiklikler bize kötü yansıdı abi kaptık topu Bozdan Malik adı güzel oyuna sonradan girmişti tekrardan eşitledik skoru son 5 dakika hatta 4 dakika uzatmayla beraber Yunus'un şutu kaleci kaldı. Yılmaz, Gümüşkaya, Bozdağ'ın orada offside mi oldu? Ne oldu? Foil mi oldu? Atağımız devam etmedi. Bozdağ'ın orada foil yaptı. Rakibin hata vardı. Avut'a gitti. 2-2 sonuçtan bu müsabakada. Abi sonuç maçtır yenemiyoruz. Tamam hadi Dortmund'u yenemedik. Eyvallah da Emine de artık eleştiri gelmiş. Bir sorun yok diyelim ona da. Dortmund'u hadi yenemedik. Ama Wolfsburg'da berabere kaldık. Gittik. şeyle Hanover'le de berabere kaldık. Bayram da bize teşekkür etmiş. Ferhat Çoğalan sakatlanmış. A2 takımında mücadele ediyor. A2 takımımızda mücadele ediyor. Beşinci sıraya geriledik. Hasan Ali Adı güzel haftanın takımına seçilmiş. Burak İnce için neymiş? Teklifler varmış. 7.75'in altına satılmayacakmış. Bizim öyle bir bütçemiz yok. Sevinç potansiyelini gösteriyormuş. Son haftalarda kendi gelişimine katkı sağladığını düşündüğünü belirtmiş. Sıradaki maçımız Rostock'la olacak. Evimizde oynayacağız bir müsabakayı. 3 maçtır kazanamıyoruz. Artık bu şeye seriye bir son vermemiz lazım. Kapacağı çıkardık. Kapacan yerine keskini alalım şöyle. Abi şu Süer'i falan da A2 takımına yollayalım ya. Bunu yollayamıyor muyuz A2 takımına? Kiraladığımız oyuncu. Diğeri kimdi? Arli. Arli'yi bari A2 takımına şey yapalım da biraz şey yapsın ya. Kondisyon kazansın taktikler dedik. Abi bu maça Malik'le başlamak istiyorum. Berke çok iyi bir form grafiği yakalamıştı. Yalnız sonuç maçta etkisiz. Yine gol atmadı demeyelim. Attı. Gol de attı ama Malik'e de artık forma şansı verelim. Onun dışında oyunu alabileceğimiz bir diğer isim. Tunç'u alalım abi oyuna. Ta Tunç'u alalım. Onu da bayağıdır unuttuk. Orkun Kökçü gol asist performansı biraz düştü. Ona da bir uyarı babında olsun bu değişiklik. Şu Gümüşkaya'nın yerine bir yedek oyuncu almak lazım aslında. Turan Çalanoğlu da orada oynuyor ama Turan Çalanoğlu'nu oynatalım bu maçta da. Evet. Bu şekilde çıkalım maçımıza. Devre arasında Muhammed Gümüşkaya'nın yedeği olarak bir tane sol kanat, sol kanat alabiliriz kiralık olarak. Eğer uygun fiyatlı bir oyuncu bulursak bon servisiyle alırız. Maçımıza başladık. Ve Malik Batmaz Beni de unutma hocam dedi. Gire, e, şeyde ilk 11 başladı uzun zaman sonra ve 3. dakikada golünü atmayı başardı. 1-0 bizi öne geçirdi. <laughs> Malin önüne doğru Tatunç da bu sezonki ilk golünü attı. Belki de bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı. O da bu fırsatı iyi değerlendirdi. İlk yarıda 2 gol bulmayı başardık. İlk yarının bitimine artık 10 dakika kaldı. 9 şutumuz var. Rakibin kalemimize hala şutu yok. 10 şuta çıktık. Topa sahip olmadığı üstünlüğümüz var. Rakipten bir oyuncu sakatlandı. Her şey bizim lehimize gidiyor. 3 maç aranın ardından galibiyete yakın taraf biziz. İnşallah da alacağız galibiyeti. Bozdoğan Çalanoğlu'nun orada ne oldu abi? Penaltı kullanıyoruz. Topun başında sevinç o da attı golünü. Farkı 3'e çıkardık. Uzun zaman sonra rahat bir galibiyet alacak alacağız gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız. Evet 11 şutumuz var. Hala rakibin şutu yok kalemizden. Adamlar bir de 7. sırada falan ha boş takım değil dedik böyle ve gol yedik kalemizde. Farkı 2'ye indirdiler. Bozdoğan, Tunç farkı tekrardan 3'e çıkardı. Uzak mesafeden attığı golle Tunç'ta almamız iyi oldu Tuncu. Orkun bayağıdır hani gol asist performansı sağlayamıyor. Katkısı sağlayamıyor diyelim daha doğrusu. 2-3 maçtır. Tatunç'u aldık onun yerine. O da sağ olsun 2 gol atmayı başardı. Evet. Maçın artık bitimine saniyeler kaldı. Boz'dan içeri ortaladı. Top doğru Danavut'a gitti. Evet. 3 maçın artından rahat bir galibiyet aldık. 4-1'lik bir galibiyet aldık. Rostock karşısında. Maçın yıldızı Tatunç oldu. Uzun zaman sonra ilk 11 başladı ve maçın yıldızı olmayı başardı. Evet sıradaki maçımız Darmstadt'la evimizde oynayacağız. Haftanın oyuncusu seçildi aynı zamanda Tatunç. Değeri de baya düşmüş ama 740 bine falan düşmüş. Bilal Başacıkoğlu bir ekibe gitmiş. Leipzig'e gitmiş. Çamil Leipzig ama o bildiğimiz Leipzig değil. Başka bir Leipzig'e gitmiş. Sıradaki maçımız Darmstadt'la evimizde oynayacağız. Liderle yapıyoruz. Evet lideri yenmiştik ilk karşılaşmamızda. Pardon lan. Oğlum biz nasıl oluyor ya? Lider o zaman Padern vurdu pardon. Tamam lideri diyorum nasıl iki kere yapıyoruz. Daha zaten sezonun ilk yarısı diyorum. O zaman lider Padern vurdu. Padern vurdu 6-3 yenmiştik. Şimdi de Darmstadt'la karşılaşacağız. Gelecek maç diyelim şuradan bakalım. Bizim en golcü oyuncumuz Berke. Rakibinin golcü oyuncusu Gomez'miş. Yılan Gomez. Ee, oyuncularına baktım mı tanıdık. Bir Fırat Üzüm var. Volkan Eğri var. Karataş var. Bunlarda da bayağı Türk oyuncu var lan. Onun dışındaki oyuncuları tanımıyorum. Takım raporuna bakalım. Şu an kadroda takım ruhu yüksekmiş. Çok kötü bir şey bu bizim için. Çünkü yani takım ruhu çok önemli. Ee, İyi oyuncuların olabilir ama takım ruhunu sağlayamadıktan sonra bir önemi yok. Kötü oyuncuların olabilir ama takım ruhun iyiyse iyi oyunculara karşı da galip gelme şansım var. Neyse biz şuradan taktiklere girelim. Bu maçta en golcü oyuncumuza forma şansı vermek istiyorum. Maliye geçen maç ilk 11 başlattık. Forma şansı verdik ama bu maçta en iyi oyuncularımızla oynamamız lazım. Muhammed Gümüşkaya'yı da tekrardan alalım. Taatunç'u oynatmak istiyorum. Geçen maç İki gol attı ve bir moral yüksekliği var adamda. Ondan dolayı bunu değerlendirmek istiyorum. Onun dışında başka bir değişiklik yapmaya gerek yok. Evimizde oynuyoruz. Liderle de oynasak dahi ben şey yapmayı düşünmüyorum yani kontrol kontraya falan almayı düşünmüyorum. Kontraya ancak ben bizden bayağı bir yüksek takımlara karşı oynarsak ya da mesela yine bu takımla oynardık. Deplasmanda oynardık falan. O zaman kontraya falan alabilirdim ama bu maçta kontraya almaya gerek yok bence. Biz yine kontrollü takım mentalitesiyle oynayalım dedim. Ve maç başladı. Rakibin hata var. Üçüncü dakikada uzaktan bir şut geldi. Kitsu ile 1-0 öne geçtiler. Bu Kitsu şey mi lan? Ankara gücündeki Kitsu mu? Belki de odur yani. O da olabilir büyük ihtimal. Evet rakibin hata devam ediyor. Orada bir foul yaptık. etki noktadan serbest vuruş kullandılar. Savunmamıza çarptı. Korner kullanacaklar. İçeri ortaladılar. Sonuç yok. Evet etkili olan takım maalesef ki Darmstadt. Hiç önemli hatamız yok diyebiliriz neredeyse. Topa sahip olmada şutlarda üstünlükleri var. Etkili noktadan Bozdağ'ın şutu ve 1-1 yaptık skoru. İlk yarının bitimine saniyeler kala Bozdağ'la eşitliği yakaladık ve devre arasından moralli girdik. Yani bilmiyorum birkaç değişiklik yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Ee, nasıl değişiklikler olabilir? Bu yaratıcılık özgürlüğünü disiplinliğe çekmek istiyorum. Ee, piresi kendi aralığımızda yok abi. Biz her yerde piresi her zaman devam edelim. başka da yine bir şey yapmayalım. Sadece yaratıcılık özgürlüğünü biraz daha disiplinli yaptık. Ve ikinci araya başladık. İkinci aramının bitimine doğru skoru eşitlemiştik. Bu arada Berke ile ikinci yarının hen, henüz başında golü bulduk. 52. dakikada ve üstünlüğü yakaladık. Ama rakibin cevabı yine geç kalmadı. 2-2 yaptılar skoru 55. dakikada. Rakibin hata yine devam ediyor. Top avuta gitti. Balaban, Özkaçar, Akgün. Penaltı. Penaltı kazandık abi. Topun başında Halil İbrahim Sevinç. Halil İbrahim Sevinç yeniden öne geçtik. Üçük yaptık durmuş. Şimdi abi değişiklik zamanı. Şimdi değişiklik zamanı. Nasıl bir değişiklik zamanı? Şimdi abicim e, oyuna Berat Özdemir'i alıyorum. Tamam mı? Biraz daha top tutma yönü iyi, defansif oyun kurucu rolünde. Onun dışında oyun şeklimizi kontraya alıyorum. E, kendi aralarımızda basalım sadece. Karışık aynen bu şekilde. E, kondisyonu düşük olan var ya da oynayamayan kim var? Berat Özdemir'i yeni aldık. 16 olması normal. Gümüşkaya'nın yerine e, Turan Çalanoğlu'nu alıyorum. Ve bu şekilde değişiklikleri sonlandırıyorum. Evet 3-2 öndeyiz. Son 20 dakika skoru korumak bizim için yeterli gol bulmasak da. Kitsu sarı kart gördü rakipte. Bozdan içeri ortaladı. Çalanoğlu attı. Farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan dahil olmuştu. Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ve golü attı. Farkı da 2'ye çıkardı. Son 8 dakikaya giriyoruz artık. <laughs> Akgün'ün önüne doğru. Akgün içeri ortaladı orada. Kimse topa dokunamadı. Evet saniyeler kaldı artık. Bozdoğan uzaktan şutu savunmaya çarptı ve avutta gitti. 4-2 galip geliyoruz lider karşısında. <laughs> Liderlerle oynamayı seviyoruz abi. Liderleri yenmeyi seviyoruz. Ee, geçen şeyi yenmiştik. Bak belki Önlü'ye teklif var yine. Red Dead. 1.7 ne oğlum? 5.5 milyon teklif ettiler daha geçen. Ee, geçen şeyi yenmiştik. Paderborn'u yenmiştik. Şimdi de Darmstadt'ı yendik. Bakalım bu videoda kaçıncı maçımız oldu? Dortmund maçıyla beraber abi 5 maç oldu. Evet videoyu burada sonlandırıyoruz. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.